arkadaşlar. E, Sifalı Gumiler YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben Şifa Gökşen. E, bu şekilde küpüşümüzün e, 4 adet ayağını, 3 adet ayağını hazırladım. E, sizlerle beraber dördüncüyü de öreceğiz. E, 4 ayağı da aynı arkadaşlar ölçüleri. Birinin birinden farkı yok. Hepsi aynı boyda. E, kullandığım ipim Nako Paris. E, rengi bu şekilde kahverengi böyle tüylü bir ip. Korek kodu e, 11237. Yani 11237 de olabilir. Sadece 237 de deseniz galiba verirler diye düşünüyorum. Nako Paris'in bu ipini kullanacağım. Şöyle arkadaşlar hemen açıklama kısmına kaç yumak yeterli oldu, e, ne kadar gitti hepsini yazacağım. İsterseniz normal iplerle de örebilirsiniz. Yani illaki tüylü bir iple örmeniz gerekmiyor. Evet, sihirli halka yaparak başlıyoruz. Şöyle. Sihirli halkamızın içerisine yalnız tüylü bir ip olduğu için biraz gevşek yapacağım ilk sırayı. 1 2 3 4 5 ve 6 tane sık iğne dolduruyorum. Evet biraz gevşek olursanız ipi çekmesi kolay oluyor. Yoksa tüylerinden dolayı kapatılmıyor. Evet ilk sıramızı tamamladıktan sonra Evet ilk sıramı tamamladıktan sonra buradaki son ilmeğime yani 6. sık iğneme işaretleyicimi takıyorum. Birinci sıramızı bu şekilde tamamladık. İlk sıramızın sonunda 6 adet sık iğnemiz olmuş oldu. İkinci sıramıza geçiyoruz. İkinci sıramızda her bir ilmeğimizin içerisine ikişer adet sık iğne yapacağız. İkinci sıramızın sonunda toplamda 12 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet, son bir tane arttırma yapacağım tekrar yani bir ilmeğin içerisine iki tane batıcı batıyorum Evet iki tane son ilmeğime de battıktan sonra arkadaşlar yine buradaki sıramdaki son ilmeğime yine işaretleyicimi takacağım bu şekilde işaretleyicimizin yerini kaybetmeden ilerliyoruz üçüncü sıramıza geçiyoruz üçüncü sıramızda bir tek örüyorum bir arttırma yapıyorum bir tek örüyorum bir arttırma yapıyorum. 3. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. 3. sıramızın sonunda toplamda 18 adet ilmek elde etmiş olacağız. Bir tek, bir arttırma. Evet, son bir tek, bir arttırmamı da yapıyorum. 3. sıramı da tamamladım. Yine bu sıramızda da aynı şekilde son ilmeğimize işaretleyicimizi takıyoruz. Evet bu şekilde ilerleyeceğiz. İşaretleyicimizin yerini kaybetmeden. Dördüncü sırama geçiyorum. Bir, iki, tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Bu sıramızı da iki tek örüp bir arttırma yaparak bu işlemi altı defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda altı defa arttırma yapmış olacağız. 24 adet ilmek elde etmiş olacağız sıra sonunda. Evet işaretleyicime kadar geldim. Son ilmeğimi yine işaretleyicime alacağım. Beşinci sırama geçeceğim. Beşinci sıramda tek tek örüyorum. Bir, iki ve üç. Üç tane ilmeğimi tek tek ördükten sonra bir diğer ilmeğimin içerisine iki tane sık iğne yaparak bir arttırma yapıyorum. Beşinci sıramızı da bir, iki, üç tek örüp bir artırma yaparak yine bu işlemi 6 defa tekrarlayacağız. Sıra sonunda toplamda 30 adet ilmek elde etmiş olacağız. Evet 5. sıramızı da bu şekilde tamamladım. İşaretleyicimi yine son ilmeğimi alıyorum. 30 adet ilmeğe ulaşmıştık 5. sıramızın sonunda. 5. sıramızdan sonra 6, 7 ve 8. sıralarımız olmak üzere 3 sıramızı 30 adet ilmeğimizi hiç arttırma ya da azaltma yapmadan düz bir şekilde örelim. Evet, 3 sıra düz bir şekilde ördükten sonra 9. sıramıza geçiyoruz. 9. sıramızdan 1 2 3 4 5 tek tek örüyorum 6 7 8 8 adet ilmeğimi tek tek ördükten sonra azaltma yapıyorum. 1 2. azaltma 3. azaltmayı yapıyorum. 4. azaltma 5. azaltma 6 7 8 adet e, yan yana azaltma yaptım. Evet, yaptıktan sonra kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 9. sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 30 adet ilmeğimiz vardı. 8 tane azaltma yaptık. 22 adet ilmeğimiz kalmış oldu. Evet, sıramı bu şekilde tamamladım. Ee, 10. sırama geçiyorum. 10. sıramızda yine tek tek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 adet ilmeğimi tek tek ördükten sonra tekrar azaltma yapıyorum. 1, 2, 3, 4. 4 tane azaltma yaptım. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp bu şekilde sıramı da tamamlıyorum. 10. sıramızın sonunda 4 adet azaltma yaptık. 22 adet ilmeğimiz vardı. Sıra sonunda arkadaşlar toplamda 18 adet ilmeğimiz kalmış oldu. 18 adet ilmeğimizi bu 10. sıramızda arkadaşlar 19. sıramızda dahil olmak üzere 9 sıra düz bir şekilde örelim. Evet, toplamda 19. sıramıza kadar 9 sıra düz bir şekilde ördük. 20. sıramıza geçiyoruz. 20. sıramızda hemen en başa bir tane arttırma yapıyorum. Tek tek örüyorum. 1 2 3 tane tek tek ördüm. Bir arttırma daha yapıyorum kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 20. sıramı bu şekilde tamamlıyorum. 20. sıramızın sonunda toplamda 20 adet ilmek elde etmiş olacağız. Çünkü arka kısımda 2 tane arttırma yaptık. Evet, bu sıramı bu şekilde tamamladım. 21. sıramıza geçiyoruz. 21. sıramızda 1 2 tek ördüm. 1 artırma yapıyorum. 1 2 tek ördüm 2 tane bir artırma daha yapıyorum ve kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 21. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. Evet 21. sıramızın sonunda toplamda 22 adet ilmeğimiz olmuş oldu. 22. sıramıza geçiyoruz. Tek tek örüyorum. 1 2 2 adet tek tek ördükten sonra bir tane arttırma yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5 5 tane tek tek ördüm bir arttırma daha yapıyorum kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 22. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum 22. sıramın sonunda 24 adet ilmeğe ulaşmış oldum bacağımız buraya kadar arkadaşlar tüm bacaklarımızın sayıları dediğim gibi aynı şekilde ve aynı sayıda İşaretleyicilerimizin yeri de şu anda aynı yerde. En son kalın karın alt parçasını örüp birleştirirken, e, oradan ayak sayılarını ekleme yerlerini o şekilde ayarlayacağım. Şöyle söyleyeyim. Şöyle bitirdikten sonra şu en sonuncu ilmeğinize işaretleyicinizi takın e, ve ipinizi keserken biraz şöyle uzun kesin. Yani. Bir belki sık iğne örmemiz gerekebilir ya da geriye doğru sökmemiz gerekebilir. O yüzden bir miktar uzun kesin. Evet ayağımızı bu şekilde tamamladıktan sonra patilerin olduğu kısmı yapacağım. Şöyle bir miktar el yapı şöyle burun kısımlarına doğru da iterek dolduracağım. Evet bu şekilde doldurduktan sonra şöyle bir miktar siyah ip taktım. Şöyle arkadaşlar arkadan bir noktadan gireceğim. Şöyle şuradan arkadaşlar bakın 1 2 iki, ikinci sıranın hemen kenar kısmından çıkıyorum. 1 2 3 4 5 6 hemen 6. sıranın bulunduğu noktadan batıp tekrar biraz ilerden ikinci sıranın oradan şöyle arkadaşlar öne yapacağımız tam tırnağın olduğu hizadan çıkacağım üç tane tırnak yapacağım şöyle yine aynı şekilde aynı sıradan batıp biraz ilerden çıkıyorum tekrar yine aynı sıradan biraz geriden batıp ilk İpimi battığım noktadan çıkıyorum. Evet bu şekilde 3 tane pati yapacağız. Evet iki ipimi de çıktığım noktada bu şekilde yapıp şöyle içe doğru çekeceğim. Birbirine bağladım, sıkacağım. Evet bu şekilde patimiz. Evet ayaklarımızı bu şekilde tamamladık. Dört tanesini. Karın alt parçasını yapımına geçiyoruz. Şöyle bir zincir çekerek başlıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 adet zincirimi çektikten sonra şöyle hemen geriye doğru dönüyorum. İl, bir değil ikinci zincirime batıyorum. Bir tane daha batıyorum. Aynı yere iki adet battıktan sonra tekrar zincirimin üzerine tek tek batarak devam ediyorum. 1, 2, 3 tek tek battıklarımı sayıyorum. 4, 5, 6, 7 8 9 10 11 Evet. 10 tane battıktan sonra 11.'ye 1 2 son ilmeğime yani 10 tane yaptıktan sonra yani 10 tane tek tek ördüm. 11 12 13 son ilmeğimin içerisine batıyorum. 14 15. Evet, son ilmeğimin içerisine, halkasının içerisine 1 2 3 4 5 tane sık iğne battım bakın. Battıktan sonra tekrar zincirimin diğer tarafına geçip tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 tane tek tek ördüm bu sıramız arkadaşlar ilk sıramızı tamamladık Evet ilk sıramızın sonunda 28 adet ilmeğimiz olmuş oldu buradaki son ilmeğime işaretleyicimi takıyorum tüylü bir ip olduğu için işaretleyicinizin yerini her sırada değiştirin ki hani kaçırmayın. Yoksa bulması çok zor olur. Son ilmeğime taktım. Bakın sıra sonundaki en son ilmeğimdi işaretleyicim. İkinci sırama geçiyorum. İkinci sıramızda bir tane arttırma yapıyorum. Bir arttırma daha yapıyorum. İkinci sıramda en başta hemen direkt iki tane arttırma yaptım ilk sıramızın sonunda 28 adet ilmeğimiz var arkadaşlar bilginiz olsun. 1 2 arttırma yaptım. tek tek örüyorum 1 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 11 11 tane tek tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Bir tek örüyorum. Bir arttırma daha yapıyorum. Ve bir arttırma daha yapıyorum. Bir arttırma, bir tek bir arttırma, bir arttırma daha, iki arttırma daha yapmış oldum yani. Bir arttırma, bir tek, iki arttırma yaptım. Tekrar tek tek örerek işaretleyicime kadar bu sıramı bu şekilde, ikinci sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. E, ikinci sıramızda toplamda 5 tane arttırma yaptık. 2 burada, üç bu tarafta. E, 28 adet ilmeğimiz vardı. O 10 Evet 28 adet ilmeğimiz vardı. 33 adet ilmeğimiz olmuş oldu. İkinci sıramızın sonunda 33 adet ilmek elde etmiş olacağız. Evet ikinci sıramızı da tamamladık. Üçüncü sıramıza geçiyor, geçiyoruz. Bir artırma yapıyorum. Bir tek örüyorum. Bir artırma yapıyorum. Ve bir artırma daha yapıyorum. Yani bir arttırma, bir tek, iki arttırma yaptım. Tekrar tek tek örüyorum. 1 2 3 11 12. 12 tane tek tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. Bir tek örüyorum. Bir arttırma yapıyorum. Bir tek örüyorum. Bir arttırma daha yapıyorum kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 3. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 2. sıramızın sonunda 33 adet ilmeğimiz olmuştu. Bu sıramızda da 6 tane arttırma yaptık. 3. sıramızın sonunda toplamda 39 adet ilmeğimiz olmuş oldu. Üçüncü sıramı da tamamladım. işaretleyici mi buradaki son ilmeğimi alıyorum yine. Evet dördüncü sıramıza geçiyoruz. Bir tek örüyorum, bir arttırma yapıyorum. Bir tek örüyorum, bir arttırma yapıyorum. Bir, iki tek örüyorum, bir arttırma yapıyorum. tek tek örüyorum ilmeklerimi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 adet ilmeğimi tek tek ördüm bir arttırma yapıyorum bir iki tek ördüm Bu bir arttırma yapıyorum 12 ilmeğimi tek tek ördükten sonra bir arttırma yaptım tekrar bir iki tane ilmeğimi tek tek ördüm bir arttırma daha yapıyorum tek tek örüyorum kalan ilmeklerimi de 1 2 3 4. Sıramı da 1 2 3 4. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz E, bu sıramızda da dördüncü sıramızda da yine altı defa arttırma yaptık. E, üçüncü sıramızın sonunda toplamda 39 adet ilmeğimiz vardı. Dördüncü sıramızın sonunda altı adet arttırmamızdan sonra toplam ulaştığımız sayı 45 adet olmuş oldu. Dördüncü sıramızın sonunda beşinci sıramıza geçiyoruz. Bir, iki, üç. Tek tek ördüm bir arttırma yapıyorum. 1 2 tek ördüm bir arttırma yapıyorum 1 2 tek ördüm bir arttırma daha yapıyorum Tekrar tek tek örüyorum 1 2 3 13 14 15 15 adet ilmeğimi tek tek ördüm bir arttırma yapıyorum 1 2 tek ördüm bir arttırma daha yapıyorum. 1 2 tek ördüm bir arttırma daha yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 5. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 4. sıramızın sonunda 45 adet ilmeğimiz vardı. Bu sıramızda da yine 6 defa arttırma yaptık. Sıra sonunda 51 adet ilmeğe ulaşmış olduk. 5. sıramızın sonunda 51 adet ilmek elde etmiş olduk. 6. sıramıza geçiyoruz. 6. sıramızdan 1 2 3 tek ördüm bir arttırma yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 tek ördüm bir arttırma daha yapıyorum. 1 2 tek ördüm bir arttırma daha yapıyorum. Tekrar tek tek örüyorum. 1 2 3 4 5 14 15 15 tane tek tek ördüm bir arttırma yapıyorum. 1, 2, 3 tek tek örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 tane tek tek ördüm. Bir arttırma yapıyorum. 1, 2, tek ördüm. Bir arttırma daha yapıyorum. Kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 6. sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. 6. sıramızın sonunda toplamda 57 adet ilmeğimiz olmuş oldu. Evet. 6. sıramı da bu şekilde tamamladım. İşaretleyicimi buraya alıyorum. Evet toplamda 6. sıramızı tamamladık. 6. sıramızın sonunda 57 adet ilmeğimiz olmuştu. 7. sıramıza geçiyoruz. 1, 2, 3, 4. Hatta 3 tane tek ördük. 4 tane tek ördükten sonra bir tane arttırma yapıyorum. 4 tane tek tek ördükten sonra 7. sıramda bir arttırma yaptım. Tekrar tek tek örüyorum. 1, 2, 3. 3 4 5 6 7 8 8 tane tek tek ördüm bir artırma daha yapıyorum Tekrar tek tek örüyorum 1 2 3 4 5 17 tane tek tek ördüm bir artırma yapıyorum tekrar tek tek örüyorum 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane tek tek ördüm bir arttırma yapıyorum 1 2 tek tek ördüm bir arttırma daha yapıyorum kalan ilmeklerimi de tek tek örüp 7. sıramı da bu şekilde tamamlıyorum. 7. sıramızı da tamamladıktan sonra sıra sonunda toplamda 62 adet ilmeğimiz olmuş olacak. Evet bu şekilde tamamladık. Buradan sonra ayakları birleştirmeye geçeceğiz. Şöyle Evet. 7 sıramızı da tamamladıktan sonra ayakları birleştirme işlemine geçeceğiz. Şöyle ilk ayağımı aldım. Dediğim gibi arkadaşlar hep tüm ayaklarımız e, ayaklarımız ölçü olarak aynı yerde. Şöyle e, düz yönü ve bunun düz yönü birbirine gelecek şekilde bakın şöyle üst üste katıyorum. Bakın bunun ters yönü bu tarafta. Düz yönü ayağa dayanıyor yani ayağa geliyor yani ters olmasın diye yönünü size anlatıyorum şöyle şu şekilde şuradan altı tane birleştireceğim şöyle arkadaşlar dediğim gibi ayakların hepsi benim ayaklarda sizinle aynı yerde diğer sıramdan. Şöyle. Evet, diğer sıramızdan öreceğiz. 1 2 3 4 5 18 19 20 21 ve 22. Evet, 22 adet ilmeğimi ördükten sonra burada işaretleyicimize gelmeden önce ipimizi kesiyoruz. Evet, ayağımızın birini bu şekilde yapacağız. Bakın son iki ilmeğim kaldı. Bir yeni bir sıra daha ördüm arkadaşlar. Yani ayağın bitim sırasından bir sıra daha örmüş oldum. Burada şöyle getireceğim arkadaşlar. Bu ayağımızı Şuradan geriye doğru sayacağız bakın. Şuradan 1 2 3 4 5 6. 6 tane geriye doğru sayıyoruz. Ve bu ilmeğime şöyle içten bu tarafa doğru batarak bakın ayağın iç kısmından bu tarafa doğru batıp hemen vücut alt parçasının üzerine batıyorum. Tekrar 1 6 tane sık iğne ile birleştireceğim bu şekilde bakın karşıdan çıkıyorum buradan batıyorum diğer karın alt parçasının içerisinden çıkıyorum Evet bu şekilde kaç tane 1 2 3 4 5 6 tane ile birleştiriyoruz Şöyle şu ipimi de içe doğru alacağım. 6 ilmekle birleştirdikten sonra karın alt parçasından örerek devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6. 6 tane ördüm. Diğer bacağımızı alacağız. Evet, diğer bacağımızı da diğer sıradan örüyorum 1 2 3 4 Evet diğer bacakta da yeni sıramdan 10 adet ördüm 3 6 9 Evet 10 adet sık iğne ördüm burada ipimi tekrar bağladım iki bacak arasında altı tane örmüştük buradan birleştirme işlemine devam ediyoruz şöyle diğer bacağımı alacağım Burada arkadaşlar bakın bitirdiğim noktadan yani 10. sıradan sonra önden sayıyoruz. 1 2 3 4 5 6. Evet bakın 6. sıranın içten dışa doğru batarak ipimi alacağım. Evet battıktan sonra bakın yine sıradaki ilk ilmeğime de böyle karşıya doğru batarak bitirdiğim noktaya doğru gelerek şöyle 1 2 3 4 Yine 6 sık iğne ile birleştireceğim. 3, 4, 5 ve 6. Evet 6 sık iğne ile birleştirdim. Şöyle ipimi içe doğru alacağım. birleştirdikten sonra yine hemen ilk ilmeğimle batarak devam ediyorum karın alt parçasından örmeye 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Evet diğer bacağımızı da yeni sıramızdan 1 2 3 4 5 6 Evet 6 adet ördükten sonra ipimi burada kesiyorum. Evet yine vücut alt parçasını alıp e, bacağımızı alıyoruz. Bacağımızın yine aynı şekilde bu son bitirdiğimiz ilmeğimizin ön kısmından ilmeklerimizi e, sayıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sekiz. Evet 8. ilmeğime şöyle tığımı takacağım kaybetmeyeyim diye. Tekrar tığımı çıkarıp içten batıp dışa doğru çıkıyorum tekrar karın alt parçasındaki sıradaki ilk ilmekten batıp 1 2 2 3 3 4 8 tane sık iğne ile birleştireceğiz. 3 4 5 6 6 7 ve 8 sekiz. Evet 8. ilmeğimizi de birleştiriyorum şöyle şu ipimi içe doğru alacağım 8 adet ilmekle birleştirdim tekrar iki bacağın arasından 1 2 3 4 Evet diğer bacağımızdan da e, yeni sıradan 20 adet ördüm. Bakın işaretleyicime gelmeden önce yine e, bu şekilde bitirdikten sonra e, arka bacak olacak arkadaşlar bu. Arka bacağın arasından 1 2 3 4 tane örmüştüm. 4 tane ördükten sonra diğer bacağımızı da alıyoruz şöyle geriye doğru yine 1 2 3 4 5 6 7 8 8 tane sayıp şöyle iç kısımdan batıyorum iç kısımdan battıktan sonra şöyle karşıya yeni sıradaki ilmeğime batarak 1 2 bakın bitirdiğim noktaya doğru giderek 8 tane ilmekle birleştireceğim 2 3 4 5 6 6 7 8 Evet 8. de birleştireceğim. 8 tane ilmekle birleştirdikten sonra tekrar bakın sıradaki ilk ilmeğimden batarak 1 2 3 4 5 5 tane ördüm bakın arkadaşlar. E, ee, işaretleyicime kadar, işaretleyicimin olduğu ilmeğe kadar 1 2 3 4 5 6 7. Bakın 7. de şu an işaretleyicim takılı. Burada arkadaşlar arkaya e, arka ayağı birleştirdikten yani son aya birleştirdikten sonra 1 2 3 4 5. ilmeğe 5 hatta 6 altı. 6. ilmeğimiz arkadaşlar işaretleyicimizi buraya çekip takacağız. Evet altıncı ilmeğime işaretleyicimi buraya takıyorum. Arkadaşlar işaretleyicinizin yerini kaybetmemek için şöyle küçük bir ipi ilk önce buraya bağlayın. Çünkü burayı kaybettiğiniz zaman tekrar bulmanız çok zor oluyor. Evet bu şekilde yapacağız. Evet isterseniz bu sıramız yani bu tamamladığımız sıramız Biliyorsunuz karın alt parçasında 7. sırayı tamamlamıştık. Bu sıramız 8. sıramız olsun. 9. sıramızdan sayarak tekrar devam edelim. Tek tek örüyorum bakın. İşaretleyicimi taktıktan sonra bacağı birleştirdikten sonra 6. ilmeğime 1 2 3 4 5 6. ilmeğime işaretleyicimi taktım. 1 2 3 4 5 6. Hatta şurada da bir tane batacağım. 7. Ve burada hemen bacağın etrafını öreceğim. 1 2 3 4 5 6 18 19 19 tane ördüm arkadaşlar bacaktan. Şöyle şu ipimi yine içe doğru çekeceğim. 19 adet ördükten sonra tekrar iki bacağın arasındaki 1 2 3 4 5 6. 6 adet ilmeğimi örüyorum. Tekrar şurada bir tane daha batacağım arkadaşlar. 7 bakın. Şu uç kısımdakine tekrar batacağım. Sonra tekrar ayağa batıyorum bakın ktaki ilmeğime battım 1 2 3 18 19 Evet 19 tane ilmeğimi ördüm bu bacaktan da tekrar hemen sıradaki ilk ilmeğime batıyorum 1 2 3 4 5 6 7. 8 9 10 11 12 13 Evet şuradaki bakın son bir tane daha aslında buraya batmamam gerekiyor ama ben oraya yine bir tane daha batıyorum. Tekrar diğer ayağı öreceğim. 1 2 3 Evet 17 adet tek tek ördüm. Tekrar şu ayağın ara kısmındaki bir tane sık iğne görünüyor. Ona batıyorum. 1 2 3 4 5 6 Evet şurada bir tane daha battım. Tekrar bacağın etrafını öreceğim. 1 2 3 4 5 6 16 ve 17 Evet diğer bacağımı da ördüm tekrar hemen Şuradaki görünen ilk sık iğneye batıyorum 1 2 3 4 5 6 Evet bu şekilde etrafını bir tur ördük arkadaşlar bakın birleştirme işlemi tamamlandı ee, ön bacakları arkadaşlar 6 sık iğne ile birleştirdim şu ara kısmına 6 tane sık iğne boşluk bıraktım kenarlarda 12 12 sık iğnem var Yine arka bacakları 8 8 sık iğnelerle birleştirdim. Arka kısımda da arkadaşlar 4 sık iğne bıraktım. Bu şekilde bir sırada 9. sıramı da bir sıra düz bir şekilde ördüm. Evet, buradaki ilmek sayımız 111 adet ilmek sayımız var tamamen. Yani şu şekilde şu dış kısmı öreceğiz arkadaşlar. Bakın bu şekilde buradan geleceğiz. Buradan böyle devam edeceğiz. Böyle bu şekilde örerek e, şu an arkadaşlar 8 9. sıramızı tamamladık 9. sıramızı tamamladıktan sonra 19. sıramızda dahil olmak üzere 111 adet sık iğnemizi 10 sıra düz bir şekilde örüyoruz